Değerli izleyenler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların beklediği EYT düzenlemesi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bu hafta meclise geleceği tahmin ediliyor dedi. Bakan Bilgin, EYT'nin içeriği değişir mi sorusuna da cevap verdi. Çok güzel. Gözler EYT düzenlemesinde. Bu hafta içinde meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine üyelerini bilgilendirdi. Ardından son durumu habercilerle paylaştı. EYT bu hafta meclise tahmin ediyorum gelir. Çünkü grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Grubumuz tümüyle üzerinde konuştuklarını kanun teklifi haline dönüştürüp komisyonda tartışacaklar. Bizim gruptaki arkadaşlarımız, milletvekillerimiz konuyu tartışıyorlar. Yapılanın sadece teknik çalışma olduğunu söyledi Bilgin. İçeriğinde değişiklik olmayacağını söyledi. İlk maaş için Mart ayını işaret etti. Mart ayında Vedat Bilgin EYT düzenlemesinin mali boyutunu da açıkladı. Bütçeye maliyetinin bu yıl için 120 ila 150 milyar lira arasında olacağını söyledi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı son yapılandırmadan EYT'liler yararlanacak mı? Bakan Bilgin böyle bir borçlanma yok dedi. Eksik primi olanların çalışarak doldurmak zorunda olduklarını hatırlattı. Öte yandan memur emeklilerinin zam farkının ödeneceği tarih de belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı zam farkının 27 Ocak Cuma gününden itibaren ödenmeye başlayacağını duyurdu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.